Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dairelerden bahsedeceğim. Dairelerde de dikdörtgende olduğu gibi farklı tipler var. Fakat dikdörtgendeki kadar çeşit çok değil. Dairelerde iki tane daire tipi var. İlki zaten standart, merkez ve yarıçap. Daha sonrasında diğeri ise 3 noktadan geçen daire arkadaşlar. Genel olarak ilk tipi kullanıyorum ben. Merkezi orijin seçiyorum ve yarıçapı belirliyorum. Daha sonrasında yarıçapını bu şekilde giriyorum arkadaşlar. Diğer daire tipi ise şu şekilde arkadaşlar. Şöyle 3 tane çizgi çekeceğim. Hiç önemi yok. Ctrl A tuşuna basıp hepsini seçiyorum. Daha sonrasında bunların hepsini sabitliyorum bu şekilde. Bunlar sabit olarak kalsın. Daireye giriyorum. Aşağıdan tipi seçiyorum. Birinci noktam. İkinci noktam ve üçüncü noktam. Bu şekilde 3 tane nokta vererek bir daire oluşturabiliriz. Veya 3 tane noktamın olduğunu farz edelim şöyle. Bakın buradan geçen bir daire bile oluşturabiliyorsunuz. Yani ilk bakıldığı zaman bir elips olabilecekmiş gibi gözüküyor ama öyle değil arkadaşlar. Birinci noktam, ikinci noktam ve üçüncü noktam. Bu şekilde oluşmuş oldu. Daire komutuna diğer dikdörtgen ve çizgi komutunda olduğu gibi isterseniz buradan ulaşabiliyorsunuz. Veya bakın bunun kısa yolu yok. İsterseniz kısa yollarla alakalı anlatmış olduğum bir video vardı. Oradan bileceğiniz üzere bunu kendiniz ekleyebilirsiniz. Veya ben sıkça şunu kullanıyorum. Mouse'un sağ tuşuna basılıyken sağa doğru çekiyorum. Bakın şöyle. Bu komutu aktif eder ve tekrar yaparsam pasif eder. Sağa doğru çekiyorum ve dikdörtgen komutu aktif olmuş oluyor. Sol taraftan istediğim tipi seçiyorum arkadaşlar. Genel olarak bunu seçiyorum ve merkez olarak orijine alıyorum. Bu şekilde simetrik çizimler yapmamızı sağlıyor. Çizimde ilerleyen süreçlerde düzlem konusunda sıkıntı çekmezsiniz ve çiziminiz daha temiz olur arkadaşlar. O yüzden orijini her zaman modelinizin merkezine oturtmaya çalışın. Daire ile alakalı söylemem gerekenler bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.